Merhaba arkadaşlar, gitarteknik.com'a hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuğumuz var. Umut Mutku ile beraberiz. Bu tanıtımımızda Jim Dunlop'ın Buddy Guy Signature Wah pedalını tanıtacağız. Umut, ne diyorsun bu pedal hakkında? Hassasıyız. Değil mi? Tabii. Güzel bir pedal. Evet. Özellikle bugün Fender tercih ettik. Çünkü Buddy Guy da bir Fender kullanıcısı olduğundan bu pedalı tanıtmanın daha uygun olduğunu düşündük. Şu an size zaten ekranda görüyorsunuz. Buddy Guy'ın gitarı da zaten böyle siyah siyah zemin üstüne beyaz Evet, noktalıdır. beyaz böyle. Pedalını da böyle yapmışlar ve üstünde zaten imzası var. Kullanımı çok basit, özellikleri tamamen çok basit. Phasal indikatör var, devre var üstünde phasal. Bu neydi Umut? Biraz bize açıklar mısın biraz? Yani şöyle düşünebiliriz abi. Standart bir wah range'ini iki katına hatta dört katına bile çıkarma imkanı sağlayabiliyor. Tabii ki içerisinde bulunan faselin derecesiyle alakalı bir şey Evet, bu. evet. Ama bunda mesela şeydir. Buddy Guy'ın hani çok çok sert veya çok aşırı önde wah pedal sound'u yoktur aslında bakarsan ama bu pedal gerçekten ilginç bir pedal. Bu çok yüksek gainlerde de güzel neticeler veriyor. Düşük gainlerde de çok güzel neticeler Ki veriyor. Bu biz da deneyeceğiz zaten evet onu. faselle alakalı bir durumun olduğunu tahmin ediyorum 3 aşağı 5 yukarı ama Evet. yine de şimdi çalarken beraber daha iyi anlarız Evet. herhalde. Şöyle bir özelliği var. Şu an yanında görüyorsunuz size zaten Umut. Ayağında gösterebilirsin onu böyle. Oradaki kırmızı küçük düğme bize normal o kapalıyken Buddy Guy'ın normal standart wah tonunu veriyor. Bastığımız zaman kitapçığında da deep diye bir özellik vermiş. Biraz daha frekansını değiştiriyor. Yani wah'ın aralığını değişiyor. O range dediğimiz kısmını. Biraz daha boğuk, biraz daha kapalı. Böyle hani ağza tabir edersek böyle daha bom bom böyle bir garip efekt oluyor. Zaten çalınca siz anlayacaksınız. Şu an clean kanaldayız. Marshall JVM 205 kullanacağız. Ve Fender Deluxe bir Amerikan gitarımızla. Artık söz sırası sende. Bize clean'de farklı manyetik pozisyonlarında biraz örnek vermeni rica ediyorum. Evet. Bir de yandaki deep özelliğini dinleyerek kısaca biraz örnek alalım senden. Sonra da zaten drive'a geçeceğiz. Önce birazcık böyle hafif overdrive'da yapacağız. İşte Marshall'ın yeşil kanalında. Sonra birazcık daha sertleştireceğiz ki Buddy Guy normalde bu kadar sert onun denendiğini görse belki de biz arkamızdan sayıp söverdi ama biz birazcık daha pedalın hani çünkü bunu alan illa herkes transparan tonlarda kullanmayacak tabii birazcık bold distortion'da tonlarda da kullanan arkadaşlarımız olacak. Biz onu düşünerekten biraz daha tonu sertleştireceğiz. Şimdi hafif böyle bir kısaca deep özelliğine de bakalım nasıl bir farklılık olacak. Tabii önce normal çalıp arkasından deep yaparsan biraz daha anlaşılır olabilir Umut. La 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 la
Evet, Umut, eline sağlık. Şimdi birazcık artık tonumuzu değiştirelim. Zaten o devre açıkken bu tarafında kırmızı ışık yanıyor, o tarafında da mavi ışıkla kırmızı ışık evet. beraber yanıyor değil evet. mi? Evet. Onu zaten arkadaşlar kameradan görmüşlerdir muhtemelen. Şimdi açtık. Öncelikle yeşil kanaldayız. Kısaca Umut hızlı hızlı switch arası değişiklik yapalım. Sonra da biraz daha sertleştireceğiz. Evet, şimdi asıl gelelim tonumuza. Bodyguard'ın bize sayacağı tona geliyoruz. İyice bir kademe daha sertleştirdik. Şu an turuncu kanalımızı aldık. Bakalım burada ton nasıl olacak. Sağlık. Elinden geldiğince zaten farklı tarzlarda örnekler vererek bize pedalın yani sadece yani body guy stil bir kullanılmayacağını da zaten kanıtlamış oldun. Arkadaşlar umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuz. Gerçekten yani signature bir wah pedalı olduğu için yani imzalı ve özel bir wah pedalı. Tabii ki ton dağarcı da belli bir kapasitede özellikle body guy'in tercihinde yapılmış olan bir pedal. Ama dediğim gibi görünüş olarak çok hoş duruyor zaten. Body guy'in kendi Fender gitarı da o şekilde. Şu an Türkiye'de bir body guy gitar var mı bilmiyorum. Benim gözüme çarpmadı ama olsaydı zaten tanıtımda onu da kullanırdık. Böyle tam bir takım olurdu ama senin gitarın da gerçekten gayet güzel. Umarım dediğim gibi arkadaşlar fikir sahibi
olmuşsunuzdur. Ürünle ilgili sormak istediğiniz ekstradan sorular olursa sitemize yorum yazabilir veya info@gitartekniklerikom adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tabii Facebook üstünden de ulaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesine bir mesaj göndermeniz bizim size cevap vermemiz için yeterli olacaktır. Çünkü bazen aynı yere bütün soruyu yapıştırıyorlar böyle. Her yerde aynı kişiden aynı soruyu okuyorum. O yüzden bir tanesini tercih etmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.